Gündem programına hoş geldiniz. Konuğumuz İl Genel Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Dursun Kaplan. Dursun Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Evet 2009'dan bu yana İl Genel Meclisi olarak Muğla ve Marmaris'te gerçekleştirdiğiniz çalışmaları anlatmanızı isteyeceğiz bu programda. Biliyoruz ki çok fazla ama zamana sığdırmaya çalışacağız bu süre zarfında. İsterseniz önce köylerden ve Marmaris'ten başlayalım. Biraz Marmaris'i anlatalım. İl Genel Meclisi olarak Marmaris'te bu süre zarfında hangi çalışmalara imza attınız? Şimdi öncelikle teşekkür ediyorum. Tüm Marmaris halkına da iyi akşamlar diliyorum. Ben sözlerime başlamadan önce de bu duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz seçmen listeleri askıya çıktı. Tüm Marmaris halkının seçimlerde kontrol etmesi gerekiyor. Mağdur edebiyatı yapan bu hükümetin ne yapacağı belli olmaz. Herkesin kendi ismini, ilgili muhtarlıklara giderek mahalle muhtarlarının kontrol etmesini diliyorum. Şimdi tabii biz 3. ay 29'u 2009 tarihinde iktidara geldik. Hem Marmaris yerelinde hem de genelde Muğla genelinde ilgilenmesini iktidara geldik. Bu süreç içerisinde halkımıza çeşitli sözler verdik. Bu sözler doğrultusunda ilçe başkanlığımızla beraber bazı projeleri hayata geçirmeye çalıştık hem Muğla'nın genelinde hem de Marmaris'te çok ciddi yatırımlar yaptık. Bugüne kadar Marmaris'te yaklaşık 23 milyon 500 bin lira gibi bir yatırıma imza attık. Yani bunun anlamı eski parayla 23 trilyon gibi bir yatırımı hayata geçirdik. Bu yatırımların başında gelen konular bilindiği gibi Marmaris halkı düğünlerini hep dışarıda yapar. Dışarıda yapılan düğünler yağmurda, güneşte, vatandaş çok zorluklar çeker. Biz bir projeler başlattık köylerimizde. Her köye bir düğün salonu, yani çok amaçlı salon projesiyle, programla yola çıktık. Bazı bölgelerde özel çevre koruma olması nedeniyle sıkıntılarla karşılaştık. Bazı bölgelerimizde de arsa ve arazi bulamadık köy muhtarına ait ama çoğu köyümüzde bu düğün salonlarının projesini hayata geçirdik. Bugün Çamlı köyümüzde de tekrar bunun projesi başladı ve şu anda yapımına başlandı. Bazı köylerimizde tabi bu düğün salonları hem çok amaçlı salonlara da dönüştü. Çocuklarımız spor falan yapıyor Bayır köyündeki gibi. Evet. Diğer taraftan Turgut Şelalesi'ni çok ciddi anlamda bir restorasyon ge geçirerek bugün gerçekten hem bölgeye uygun, hem doğaya uygun, hem de gezine, gezin, gezinebilir hale getirdik. Turgut Şelalesi'ne yaklaşık 330 milyon gibi bir para harcayarak bugün gerçekten çok görünebilir hale getirdik. Onun için evet. okullarımıza çok ciddi anlamda ödenekler verdik. Yaklaşık Notlarımı da aldım. Ben okullarımıza bugüne kadar 2009'dan şu ana kadar vermiş olduğumuz ödenek bakım onarım anlamında vermiş olduğumuz 1 milyon 120 bin TL ödenek ayırdık bugüne kadar. Tabii bu okullarla ayırdık. ilgili özellikle Marmaris'te ilçe merkezindeki okullara da aynı. Tabii yani e, ihtiyaç duyulan hizmetler gitti galiba. O köylerde de aynı. Tabii hizmetinde. şimdi bütün tabii okullar, tabii bütün okullar, okullar de sağlık de çok... ocakları, hastaneler. E, Muğla İl Özel Dili'sine bağlı olduğu için buradan ödene ayırma imkanınız olabiliyor. Biz hem Marmaris merkezindeki okullarımıza, örneğin Atatürk İlköğretim Okulu'nun çatı ve bahçe düzenini onarımına katkı sağladık. İhsan Mermerci İlköğretim Öğretim Okulu'nun çatısını tamamıyla yeniledik. Ve bugün şu anda da Kenan Evren İlköğretim Öğretim Okulu'nun çadır salonuyla ilgili bir proje belediğimiz onayladı. Proje şu anda hayata geçmeye başladı ve yapım başlandı. Diğer taraftan tüm Marmaris'teki okulların işmelerde ve Marmaris'in çeşitli bölgelerimize okullarımızın çatılarıyla, tuvaletleriyle bütün hepsinin tamamı bakım onarımını yapmış bulundayız. Burada en çok ödenek köylerimizde okul anlamında İnci Narin Halit Narin'in kızı olan ismine konan İnci Narin ilk okuluna çok ciddi anlamda bir ödenek ayırdık. Yaklaşık okula 200 milyon gibi bir para harcadık. Çünkü okul tamamıyla dökülüyordu. Ve ona da sahip çıktık. Aslında e, Yeri gelmişken söyleyeyim, e, kendi kızının ismi koyan bir Halit Nari'nin ekonomik anlamda da durumu iyi. Aslında okulun bakım onarını kendisi yapması gerekiyor ama ne yazık ki bir evlat gibi muamelesi gördüğü için de biz okula gerçekten sahip çıktık. Bugün sanıyorum e, dün müdür beyle görüştüğümde e, Muğla bölgesinde be, beyaz bayrak ve temiz okul olarak seçilmiş. Bundan da çabuk mutluluk duyduk. Marmaris'te altı okul almıştı evet. o beyaz bayat. Hemen madem konu geldi yine ben size okullarla ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. Bilmiyorum siz de takip ettiniz mi ya da bu konuda ödenek ayrıldı mı. İçmelerde de biliyorsunuz Hayitnarin Lisesi var. O lisede de depreme dayanıklılığı ile ilgili evet. bir çalışma yapılması gerekiyor. E, tabii tartışmalar oldu. Yine aynı e, gerekçeyle e, eleştiriler de oldu. Halit Nari'nin isminin verildiği bir okulda en azından hayırsever olarak onun bu konuda e, destek vermesi gerektiği yönünde. Henüz daha orada o depreme dayanılık çalışması başlatılmadı. Son bilgiye göre yine e, Milliyetin Müdürlüğü bir kaynak ayırdı. Proje çalışmaları devam ediyordu. E, şimdi sizin bu konuda bir çalışmanız oldu mu? E, olduysa ne oldu? Olmadıysa neden? yapılmadı. Şimdi Halit Narin e, okuluyla ilgili, işbirlerdeki okulla ilgili e, tab bu önümüze geldi bizim. Evet. 900 bin lira gibi bir ödenek talep edildi bizden. Şimdi tabi biz şunu söyledik. Ya Halit Narin o zaman ismini değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü okul çürümüş, hiç yıkılıp ne yapılacak. Tamamıyla yıkılıp tekrar yapılacağı için. O zaman bu ismin değiştirilerek Atatürk, Cumhuriyet, İçmeler, Gölenye gibi bir isimler ee, konmuş olsaydı bu ödeneği biz verecektik. Fakat buna İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bakanlık buna yanaşmadı. Yanaşmayın da o zaman siz ödeneğini genel idareden bunun ödeneğini gönderin. Okulda yapın. Yani orada bir vatandaş var. Kendi ismi devam ediyorsa. Hem Mar Marmaris'te e, gerçekten çok iyi imkanlara sahip Marmaris'ten para kazanıyor. O nedenle bir okula da yaptırmış <laughs> ismini koymuş. Teşekkür ediyoruz ama onun yaşatması gerektiğini düşündük. <laughs> Sanıyorum ki biz ödene ayırmadık, ayırmadık ama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu konuyla ilgili bir çalışma var. Şu anda bizim hesaplara bu para geçmedi ama bunun proje aşamasında sanıyorum ki kısa süre sonra veya önümüzdeki 2014 yılında bu okul yeniden ele alınacak gibi düşünüyorum. Yine okullardan gitmişken devam edelim. Siz eğitim komisyonu olarak da bu konuyu takip ettiniz. Hatta bir karar da aldınız. Biliyorsunuz Marmaris'teki İmam Hatip Okulu ile evet. ilgili. Okulun da eğitim şartlarının bina bina zaten derslik olarak yetersiz idi bu sene. Bir formül bulundu öğrencilere bu yıl için bir formül geliştirildi. Öğrencilerin bir bölümü başka bir okulda eğitim görüyor şimdi ama gelecek sene için Hisar önünde Değirmen yanındaki atıl vaziyetteki bir okula geçmeleri da hayırseverin desteğiyle yapılması yönünde bir gelişme yaşandı o konuda. Ama tabii bunun yanı sıra sizin buna itirazınız oldu. Oradaki okulun farklı bir eğitim kurumu olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylediniz. Bir de yine Hisar önü bölgesindeki bir alana okul kampüsü yapılması da konuşulmuştu. Siz Eğitim Komisyonu, İl Genel Meclisi Eğitim Komisyonu olarak takip ettiniz. Nedir şu anda son durum? E, bu projelerle ilgili itirazlarınız vardı. O itirazlar nelerdi bir daha hatırlayacak olursak? Şimdi tabii yani 4 44 4 eğitim sistemi başladıktan sonra altyapısı olmayan bir çalışma başlamıştır Türkiye genelinde. Türkiye genelinde yapılan bu çalışma Marmaris'e yansımıştır. İmam Hatip okulları mesleki okul olması nedeniyle İmam Hatip okulları açılmıştır ama bunun altyapısı olmamıştır. Gerçekten ben bir vatandaş olarak üzülüyorum. Yani e, O fakir çocuklarının tabii ki burada pek e, AKP'nin üst düzey zenginleri buraya çocuklarını göndermiyor. Bu arada fakir köyden veya bölgeden başka bölgelerden sınava girerek kazanan çocuklarımız iki odalı bir yerde eğitim yapıyor. Onları da bırakın iki tane e, müdür ve müdür yardımcısı gerçekten 20 metrekarelik bir odanın içerisinde görev yapmaya çalışıyorlar. Bu çok üzücü ve düşündürücü. Yani bu konuyla ilgili gerçekten biz de çaba içerisine girdik. Bir yer bulun, ödenek ayıralım. Çocukları buradan e, gerçekten daha hijyenik ortamda, daha çalışabilir ortamda, eğitim anlamında yardımcı olalım diye çok çaba sarf ettik. Ama maalesef milletim, ilçe milletim müdürü bu konuyla ilgili pek kafa yormadı. İl milletim müdürü de yormadı. Daha sonra bundan, bu tartışmalardan ve e, bu eleştirilerden kurtulmak için bir proje attılar ortaya. Efendim biz yanına İmam Hatip Okulu yapacağız. Orada bir alan var. Bu alana İmam Hatip Okulu yapacağız ve bir hayırsever de bulduk. Hayırsever işte Akdin Şavşat'ta bir okul yapmış. Bu okulla ilgili aynı proje buraya uygulanacak. Şimdi biz bunun araştırmasına girdik. Akdin Şavşat'ta böyle bir okul yok. O vatandaş orada bir proje yine... Ben buraya bir okul yapayım demişim ve gitmiş. Aynı burada olduğu gibi. Tabii hayırsever vatandaş okul yapabilir, imam hatip yapabilir. Bunlara itirazımız yok. Ama bu ne zaman dile getirilir? Proje hazırlanır ve okulun yeri tahsis edilir. Ve oturur bir protokol yapılır. Ve ödenek Milli Eğitim'in hesabına veya başka bir hesaba aktarılır. Kaymakamlığın göstereceği bir yere ödene aktarılır. Ve bu çalışmalar başlar bir proje ortaya koyuyor. Ama böyle bir proje olmadan hayali projelerle insanları oylamaya başladılar. Ondan sonra dediler ki efendim biz hatırlarsınız yaklaşık 8 yıldır bir proje konuşuyor Marmaris'te. Eğitim kampüslerini biz Beldibine taşıyacağız. Şimdi eğitim kampüslerini arkadaşlarımız Beldibine taşıyamadı. Beldibinin Gökbel'e çıktı eğitim kampüsü oradan Asparan'a düştü. Aşağıya atladı ve düştü. Evet. Ve Asparan'a geldi şimdi. Şimdi Asparan denilen yerde bir baraj alanı var. Yaklaşık 30 yıldan beri devlet su işleri burada ölçümler yapıyor. Burayı baraj alanı yönetmiş. etmiş. Yani e, buradan Yunan adalarına su verileceği söyleniyor. Ve Datça'ya su verileceği söyleniyor. Bodrum'a su verileceği söyleniyor. Şimdi bununla ilgili bir çalışmalar yapıyor devlet su işleri. Tabi bu hayata geçer geçmez bilemem. Tabii bizim benim kişisel görüşümü soracak olursanız. Bir barajımız var bizim zaten Atatürk Barajı biliyorsunuz. Bu bölgenin suyuna yeteri kadar bir baraj var. Su fazlalığı var. Bunun Bozburun Yarımadası'na tamamına su verilmesi gerekiyor. Bu baraj, Asparan'daki baraj projesi ortadan kalkmadan buraya eğitim kampüsü kuramazsınız. Çünkü kanun buna müsait değil. Yasalar buna müsait değil. O nedenle bu proje de hayali bir proje. Ve burada insanların kafasını bulandırmak için bir bakan geliyor buraya. Bakan bir proje atıyor. Herkes inanıyor. Herkes yazıyor, çiziyor. Ve ma ma maalesef 8 yıldan beri Marmaris halkı bu konuda kandırılıyor. Yani biz beldimine okullar taşınacak diye kandırdı. Şimdi Asparan hı. diye kandırdı. da hayali edip orta olmayan boş proje. Bu ne zaman olur? Tahsis edilir. Hı hı. E, milletim müdürlüğüyle veya il ille veya kaymakamlıkla veya valilikle bir protokol imzalanır. Tahsis edilir yer. Sonra kampüze ama hiçbir şey ortada yokken hayali şeylerle birileri söylüyor. Herkes inanmaya çalışıyor. Evet, yine yatırımlardan ve projelerden devam edecek olursak... şey ekleyeyim evet. buraya isterseniz. Yani e, biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak karar aldık. Ar Dermen yanındaki İmam Hatip Okulu'nun yapılmasıyla ilgili, düşünülen yerle ilgili karar aldık. Çünkü e, ben şunu iddia ediyorum. Gelecek 10-15 yılda Marmaris'in merkezi Hisar Önükü olacaktır. Çünkü hem coğrafya anlamında çok geniş bir coğrafya sahip, hem de çok güzel bir köyümüz, geniş alan. Marmaris'in merkezi burası olacaktır. Buraya mutlaka bir lise ihtiyacı doğacaktır. Bir mesleki lisenin Dermen yanındaki bu okulumuzun eski ilköğretim okulunun yerine bir mesleki lise yapılması ile ilgili bir izgâr karar aldık zaten. Eğitim komisyonu çalışmasını yaptı. Bu konuyla ilgili bir karar aldık. Kararımızı Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdik. Evet. Şimdi yine projelerden devam edecek olursak, ben şeyi merak ettim, Taşlıca Göleti ile ilgili son durumu. O da biliyorsunuz. Şimdi Evet, taş, sıraya sıraya geliyordum aslında. Evet. Şimdi bizim e, projelerimizden birisi de Taşlıca Göleti'ydi. Biliyorsunuz 2007 yılında Taşlıca Göleti projesi hayata geçerken biz bir hayali proje olduğunu söyledik. Çünkü Marmaris'te en az yağış alan bölge Taşlıca Köyü'dür orman olmaması nedeniyle, kraç olması nedeniyle çok az yağış alır. Ama çok verimli topraklara sahip, taş olması nedeniyle ot otlar insan boyunu geçer. Kekikler, çiçekler insan boyunu geçer. Öyle de bir özelliği var taşıdığı yönü. Çünkü o nedenle hayvancılık orada çok yaygın. Şimdi biz sö şunu söyledik. Bir yaklaşık 1 milyon, o zaman 1 trilyon para gibi bir harcama yapılacak buraya. Biz en yakın köyden suyu bol olan köyden veya Marmaris Barajı'ndan bu bölge bir proje hazırlayalım dedik. Ve bu proje bölgenin su sorunu çözmesi anlamında biz bir eleştiri getirdik. Fakat biz dinlemediler. Bir yatırım yaptılar oraya. Bu yatırım ne yazık ki yağmur yağmadı. Sonra yanlış yatırım yaptılar. Döşemelerinde falan sorun çıkardı. Gölet su tutmamaya başladı. O dönemin yetkilileriyle, kaymakamla, valiyle bunları çok tartıştık. Ama maalesef biz dinlemediler bunu yaptılar. Şimdi geldiğimiz aşamada biz Sayın Kaymakamımızla e, beraber köy desten biraz para aktarıldı. E, yarısını da biz e, il öderesinden aktardık kaynağın. Ve buraya yeni bir proje uyguladık. tamamen göletin yüzeyindeki bütün taşları, toprakları temizledik. Altına yeni e, bir kirli toprak sererek üstünü mebranla kapladık kalın bir membranla kaplayarak şu anda gölet doluluk oranına ulaşmış, ulaşmak üzere bir yağmurlarda. İnşallah bundan sonra bir elektrik falan sorun var. Onları çözmeye çalışıyor. Onları çözdükten sonra Taşlıca köyüne yağmur sularının birikmesinden sonucunda arıtılmış olarak su vermeye başlayacağız. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum. Tabii bunu takipçisiyiz ama hı hı. bunu yapmak da bize nasip oldu. AKP projeyi başlattı, başarılı olamadı. Projeyi ortada bıraktı. Ama daha sonra biz iktidara geldiğimiz zaman buna ciddi anlamda kafa yorduk hem özel idare genel sekreterliğim hem de kaymakamımıza, valiliğimize bunu bugün çözmüş durumdayız. Sanıyorum önümüzdeki yazın taşıyıcılar su içmeye başlayacak. Belediyeye geçtikten sonra belediyemiz de evet. tabii bu konuda biraz daha titiz davranacağız. Arıtmasıyla işte o bölgenin korunmasıyla göletin sonra sağlıklı su içmeye başlayacak diye düşünüyorum. Evet daha devam eden açıklamalarınız vardı. Ee, devam edelim isterseniz ben ee... Dikkatim çeken projelerde yine merak ettiğim soruyu size. E, projelerle ilgili, bölgemizde e, mesela e, yarım kalan projelerimiz var bizim. Şimdi bun, bununla ilgili bir kere köylerimizde su sorunu var. Bozburun'da var, Selimiye'de var, Söğüt'te var, Bayır'da var, Taşlıca'da var. Bu bölgenin su sorununun çözülmesi gerekiyor. E, bununla ilgili e, biz tabii yetkililere daha önce bunu ilettik ama e, başarılı olamadık çünkü bu bizim İl genel meclisini ve il yürürlüğünü aşan bir proje, çok ciddi anlamda bir ödenek gerektiren bir proje. Bunu aşamadık sanıyorum. önümüzdeki büyükşehir yasası ile beraber bu projeyi de hayata geçirmeye çalışacağız. Biz örneğin köy meydanlarını çok önemsedik. Gerçekten bölgemiz turizm bölgesi olmasının nedeniyle her köyümüzde bir meydan yapmaya karar verdik. ve bölgeyi taşlarla, parke kilit parke taşlarıyla döşedik. Hatta bazı ara yollarımızı mesela Selimiye'de e, yaklaşık 10 15 bin metrekare bir parke taşı döşedik ara araçların geçemeyeceği ve ana yola bağlayan yerlerde. Söğüt köyünün meydanını tamamıyla parke taşıyla döşedik. E, ve e, biz yeri gelmişken söyleyeyim bizi üzen bir konu da var. Her köyümüzde bir cenaze yıkama araçları aldık biz. Aşağı yukarı bütün köylerimizde var. Bir taşıca da yok. Taşıcanın da kendi borku ve yıkama yeri olduğu için muhtarlığın orada. Ona bir aracı almadık. ihtiyaç olmadığı için. Ama diğer köylerimizin tamamında bir cenaze yıkama araçları aldık. Bu köylerimiz içerisinde Turgut ve Orhaniye köyümüzde var. Alınan cenaze yıkama araçlarında. Tabii bunu biz ödeneğine ayırdık. Ve ödeneğini... E, Köyler Hizmet Götürme Birliğimize aktarıldı ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Meclisçisi Cehenneloğlu partinin kendisine verdiği talimat doğrusunda bu cenaze araçlarını şikayet etti. Hangi gerekçeyle? Yani e, gerekçe şu ödenek aktarıldı ama muhtarlar işte araçların siparişini vermesi anlamında bir de o zaman seçimle giriyorduk tam 2011 seçimlerine Seçim yatırımıdır anlamında. Şikayet etti. Biz tabi hem bizi hem de muhtarlar şikayet etti. Hı hı. Şimdi tabii e, insan düşünüyor. Yani e, insan insana ne ne zaman lazım olur? Bir cenazelerde bir yakınını kaybettiği zaman etrafındaki insanlar arar. Bir de düğünlerde arar. Tabii hastalıklarda arar ama bu iki büyük olayda e, ölüm ve neşeli gününde insanlar arar. Hı. Biz insanlarımıza yardımcı olmak açısından ee, ve bir cenaze araçlarının, Allah gecinden versin tabii kayıplar olmasın ama bu da bir ihtiyaç olduğu için bu iki köyümüze bunu düşündük. Fakat AKP ne yazık ki e, bu cenaze araçlarının, Orhaniye'de, Turgutköy'deki cenaze hem muhtarları şikayet eden bizi şikayet ettiler. Yani bu çok düşündürücü ve üzücüdür. Ee, ben AKP'nin bölgeyle ilgili hizmet etmediği gibi, hizmetlerine engel olduğunu bu iki cenaze aracında ve buna çok üzüntü diyorum. Başka konularda tabii şikayetler var ama onlar öyle çok önemli değil. Cenaze aracı bu nihayetinde toplasan 30 bin liralık bir ödenek bu. Yani çok üzüntü, üzüntü verici bir olaydı bu. Evet. Tam buraya gelmişken söz ben size şunu sormak isterim. Biliyorsunuz Başbakan Erdoğan Muğla'ya geldi, Marmaris'e de geldi. Muğla ziyaretinde hem Muğla il merkezinde hem de Fethiye'de toplu açılışlar yaptı. Evet. bu açılışların öncesinde ve sonrasında partinizden, partinin yetkililerinden Muğla'daki tepkiler de olmuştu. Neydi bu tepkiler? Sizin çalışmalarınızda yani Genel Meclisinin çalışmalarını hükümetin çalışması olarak göstererek açılış yapıldığı yönünde. Hatta evet. daha da ileri giden eleştiriler vardı. Engellenen projelerin bile açılışının e, yapıldığı yönünde eleştiriler olmuştu. Şimdi bu evet bu açılışlarda e, itiraz ettiğiniz noktalar neydi? Hangi hizmetler bu şekilde size göre e, burada açılışı yapıldı? E, nasıl bir yanıltma? E, vardı yine size göre. E, bu konuda dağılabilir miyiz bir açıklama? Tabii. Şimdi tabii bir şey var. Valiliğin, Başbakan'ın yaptığı açılışını listeselim de. Şu. Mesela valilik vermiş bunu. Şöyle. Burada açılış listesi. ilçe ilçe burada yazılı. Hepsi burada yazılı. Tabii bunu incelediğimde 78 tane açılış bizim yaptığımız hizmetlerin açılışı. Yani İl Genel Meclisi'nde bizim yaptığımız hizmetler. Onun dışında burada sanıyorum 201 tane e, açılış listesi var. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerin yaptığı hizmetlerin açılışı da var. Hı, hı Şimdi biz buna niye ihtiraz ediyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi grubu olarak bunda da dile getirdik toplamda. Şu elimdeki belge, şu belge 2013 yılı bütçesi kararnamesi. O tutana. Hangi kişinin ne oy verdiğini yazıyor karşısında. Red ve evet diye. Şimdi burada 2009 yılından 2013 yılına kadar olan bütün bütçelerin tamamına AKP red oy kullanmıştır. Yani yapmış olduğumuz bütçelerin tamamına red oy vermiştir. Hı hı. Şimdi e, red oy verdiği bütçenin de yapılan hizmetlerin açılışında AKP'nin genel başkanı ve başbakan gelip açılış yapıyor. Şimdi hem senin nin, üyen red oy veriyor hem de açılış yapıyor. Bunu net anlaşılabilir olması için şunun altını çizmek istiyorum. Muğla İl Özel İdaresi bütçesi Muğla'dan toplanan vergilerle beraber oluşan bir bütçedir. Nasıl ki Marmaris Belediyesi'nin bütçesi, Marmaris halkından toplanan bütçelerle oluşuyorsa Muğla İl Özel İdaresi bütçesi de Muğla'dan toplanan vergilerle, Muğla'nın nüfusuna gören paylarla oluşan bir bütçedir. Bizim öz kaynaklarımızda, özel idare öz kaynaklarıyla toplanan bütçedir. Bunun Sek ve idaresini de hangi parti il genel meclisinde iktidardaysa o yapar. Sek ve idaresi de bizde. Bunun ödenek ayrılmasını, bütçelendirilmesinin tamamı da grubu yapıyor iktidarda olduğumuz için. Nasıl ki burada Marmaris Belediyesi yapıyorsa işte veya işte Dalaman'da MHP'li belediye yapıyorsa burada da CHP'li belediye orada da CHP İlgenel grubu yapıyor. Şimdi biz bunlara tamamen red veren bir AKP Başbakanı geliyor bir açılış yapıyor. Yani açılış yaptığı şeylere bakıyorum şimdi. Gerçekten çok üzüntü verici iki tane köy yolunun genişlemesinin açılışını yapmış. Örneğin Selime'den Bayra kadar olan yolun genişlemesinin açılışını koymuş. Karacasoyut iskelesinin açılışını koymuş. Şimdi bunda hiç katkılar yok. Yani bakıyorsunuz işte bilmem Bozyer köyünün bir tane su deposu yapılmış onun açılışını koymuş. Yani yapmış olduğu açılışların özüne baktığınız zaman da çok üzüntü verici. 205 milyonluk biz yatırım yapmışız. Gelmiş başbakan bunun açılışını yapmış. Bu çok düşündürücüdür. Bir de başka bir şey daha var. Şimdi başbakan Muğla'ya gelişinde 6 bin tane polis, polis görev yaptı. 6 bin polis. Burada hatta birkaç tane polisle karşılaştığımda nereden geldiğini Kars'tan geldik dediler polisler. Kars'tan bile buraya polisin geldiğini gördük. Muğla'da bu açılışlar nedeniyle başbakanın gelmesi nedeniyle harcanan para geçen televizyonda tartışmada hmm. duyduğum için söylüyorum. Süleyman Demirel'in dört yılda Cumhurbaşkanlığı'nda harcadığı paradan daha fazla. Bir günde harcanan para. Şimdi devlete bu kadar israf ve zarar var. Şimdi sen neyin açılış yaptın? Bir Marmaris yolu yapıldı. O da biliyorsunuz bölgede yapılan hizmetleri söylüyorum. Marmaris yolunu yaptınız. O da yağmurda su çıkıyor. Bazen kaymalar oluyor ve 8.800 tane ağaç kesilerek yapılan bir yol bu yolda yani sağlıklı bir yolda. Diğer taraftan daha bizim Marmaris'ten Dalaman'a ulaşan yolumuz, Fethiye'ye ulaşan yolumuz duble yollar bitmedi. Hı hı. Ya bu konuyla ilgili biz bölge turizm bölgesi, bölge kalkınmaya müsait bir bölge, bölge gerçekten e, dünyanın gıptayla izlediği bir bölge ama bizim hala Havalandan turizm bölgene ulaşan yollarımız yapılmadı. Bunun önünde geliyor başbakan işte burada bir başka bir belediyelerin ve ilgilenemezsin yaptığı açılışları yapıyor. Bu da çok hoş değil yani. Zaten CHP'nin bir talebi olduğu toplu açılışlarla ilgili Muğla ve Fethiye dahil buna yine bazı illerde yapılan toplu açılışlarla ilgili meclis araştırması istendi. Yine yakın bir tarihte birkaç gün öncesinden böyle bir talepte gündeme tabii geldi. Tabii katkı sunacağız biz. Arkadaşlarımızın yardım olsa listeler elimizde var. Bizim açılış yapmış olduğumuz onun katkı sunacağız. Nelerin olduğunu tabii halkımız anlatacağız. Tabii biz bunlar çıkacağız. Bütün Muğla halkının her tarafına gezerek bunları anlatacağız. Yani hizmetleri biz yapıyoruz ama başbakan bunun açılışı yapabilir. Yani ama hiç olmazsa nezaketen dersin ki meclis başkanını çağırsın, birisini şey çağırsın, şunu çağırsın ama daveteye dahi bizlere gelen davete dahi yok. AKP grubunun davetisi var ama CHP grubuna ve meclis başkanına bir davetiye verilmedi bu açılışlarda. Yani hoş olan şeyler değil bunlar. Yine şimdi bu süre zarfında hayata geçirdiğiniz projeler vardı. Biraz bahsettik. E, ama bölgenin yani özellikle Marmaris köylerinin e, iki önemli sorunu var. Biri imar, evet. diğeri de su sorunu. Su sorunu ile ilgili kısa değindiniz ama çok detaya girmedik. E, İl Genel Meclisi olarak e, sizin bu iki konuyla ilgili projeleriniz var mıydı? Ee, ne kadarını hayata geçirebildiniz geçiremediyseniz neden hayata geçiremediniz ee, ne, hala çünkü çözüm bekleyen sorunlar olarak bölgenin e, şimdi dinleminde. şöyle bir şey var bakın ben şimdi bizim e, 1995 yılında dahtülele yazılmış altında imzası da var ilçe başkanımız döneminde dahtülele yazılmış ve bakanlığa göndermiş bir raporumuz var bizim 1995 yılında 5. Yılında 9. 1995 bu raporda biz şunu söylemişiz. Bölgenin acilen imar planları yapılmalıdır. İmar planları yapılmaz ise bölge ciddi anlamda bir kaçak yapılaşmaya gidecek. Vatandaş sürekli yerleşen bölge. İnsanlar, e, çocuklar büyüyor. Bölgede insanlar mağdur olacak ve izini alamadıkları için de kaçak yapı yapmaya devam edecektir demişiz. Neden bunu söylemişiz biz? Bodrum'da böyle bir şey yok. Çünkü Bodrum'da yerleşik alanlar içerisinde 150 inşaat yapabiliyorsunuz. Mevzi imar planı yapabiliyorsunuz. Ama Marmaris öyle değil. Marmaris Bozburun ve Datça Yarımadası'ndaki bölge öyle değil. Bölge özel çevre koruma kurula, koruması altında olduğu için hı hı. köyün yerlisiysen sen 10 dönümde arazisi olsa 2 tane ev yapabiliyorsun. 85 metrekare taban oturumlu. Köyün dışından gelmişsen kaç dönüm arazisi olsa bir tane ev yapabiliyorsun. 85 metrekare. Şimdi bu mağduriyet doğuruyor. Şimdi bölge zaten Marmaris'in bölgesinin yüzde seksen beşi orman. Yüzde on beşi yapılaşmaya açık. Siz bu yapılaşmada imar planlarını getirmediğiniz sürece bu bölge halkı refaha ulaşamayacaktır. Bu nedenle de bizim en önem verdiğimiz konuların başında gelen imar planlarıydı. Bununla ilgili biz 2009 yılında yapmış olduğumuz ilk bütçede 1 milyon 600 bin lira bir ödenek ayırdık. Imar, imarın i̇marın yapılmasıyla ilgili. Yani o dönemde 1 trilyon 600 bin liralık bir ödenek biz ayırdık. Ve Özel Çevre Koruma Kurulu'na bu konuyla ilgili ödenen ayrıldığını oturup bir protokol yapmamız gerektiğini söyledik. Ama maalesef o dönemdeki e, Çevre Bakanlığı bizimle oturup protokol yapmaya yanaşmadı özel idareyle. Biz eğer o gün bu protokol yapmış olsaydık bölgenin imar planlarını bugün yapmış olacaktık. Şimdi 1990 yılından 2014 yılına kadar sadece tek imar planı yapılan köy Çetebeli var. Onun dışında Bozburun ve Datça Yarımadası'nda imar planı yapılan bölge yok. Kaçak yapı alabildiğine kadar yoğunlaşmış. Çünkü insanlar mecbur yapmak zorunda. Kaç tane kaçak yapı vardı son rakamlara göre? Muğla'nın Muğla tamamında e, 5762 hı hı. falan bir kaçak yapı var. Marmaris'te yaklaşık 1500 üzerinde bir kaçak yapı hı hı. mevcut var. Şimdi bu kaçak yapılarla ilgili de yıkım kararı var değil mi mevcut? Tabii Yani soru. şimdi kaçak yapı Bebekliği. tespiti yapıldıktan sonra hem Hı -hı. ona para cezası kesiyorsunuz hem de yıkım kararı alıyorsunuz. Özel idare olarak bunu alıyor. Şimdi bu özel idareden şimdi öyle bir şey ki milli parklar bir bölgede milli park var, özel çevre koruma var, sit kurulu var, bir de özel idare var. Şimdi bunun içinde bir de tabii ki çevre şehirciliğe bağlandı bunun çoğu. Dört tane kurum Marmaris'in köylerini kıskaç altına almış. Bu Datça köyleri de var bunun içinde. Kıskaç altına almış. Hiçbirinden izin almak için vatandaş bir ev yapacağı zaman 85 metrekare bir ev yapsa bu dört kurumun tamamından görüş alınmak zorunda. Tarımdan görüş alınmak zorunda. Bunların birisi hayır dediği zaman evini yapamıyor. Sonra ev yapamadığı zaman da ben üç yıldan beri ruhsat alamayan vatandaşları biliyorum. O zaman gidiyor. Ben ne yapayım kaçak yapayım diyor. Cezaya katlanıyor. Çünkü bölge gelişen bölge, turizm yapılan bölge, az ve talep var insanlar bölgeye geliyor. Bir an önce bu imar planları yapılması gerekiyor. Birinci önceliğimiz bizim imar planlarıydı. Bu imar planlarıyla ilgili e, Büyükşehir Belediyesi'nin ilk yapacağı işlerden birisi budur. Protokol yaparak zaten 1 bölü 100 binlik çevre düzen planları ve 1 bölü 25 binlik planlar hazırlanmış durumda. Bu Büyükşehir Belediyesi sanıyorum bu doğrultuza 5 binlik ve planları yaparak bir an önce bölgenin imar planlarının yapılması gerekiyor. Birinci önceliğimiz bu olması gerekiyor. Çünkü be, bölgenin daha fazla betonlaşmadan Marmaris'te olduğu gibi çarpık yapılaşma olmadan bunun önlemenin alınması gerekiyor. Yine bu konuyla ilgili son günlerde belki e, siz de e, okumuşsunuzdur ya da duymuşsunuzdur o haberi. E, bakanlık tarafından Bozburun ve Selimiye'nin e, istisna tutularak oradaki kıyıdaki e, mevcut yapılara ruhsat verileceği, onun dışındaki yapılara e, ruhsat verilmeyeceği yönünde bir e, ya ben bunu şey gelişme olarak, vardı. Ya, ben hayal etmiş, şey, üç tane yere... Yani mümkün mü tabii, böyle, bir böyle şey? Böyle bir şey yok. Üç tane yere yani siz e, şey çıkararak yani tari, nokta atışı yaparak yasa olmaz. Kanun olmaz. Çünkü İsa'nın evet. ne suçu var? Orhan'ın ne suçu var deriz o zaman. Yani şimdi bu bölgede sanırım bunlar şey seçim yaklaştıkça sürekli Adalet ve Kalkınma Partisi her seçim döneminde çıkar. imar planlarınızı getiriyoruz. İşte kanal yapacağız. Altyapıyı yapacağız. Sanıyorum 2000 e, 2007 yılındaydı. 2007 yılında biz de katılmıştık. O zaman bölgede Özel Çevre Koruma Kurulu'nun hocaları bölgede bir tarama yapmıştı Mart ayında. Bölgeyi gezerken o zamanın milletvekili Seyfi Terzibaşoğlu Orhaniye Köyü'nde sizin bu sene arıtmanız ve kanılısınız yapılacak dedi. Ve müjde verdi halka. topla orada. Biz de yanındayız. Sanıyorum o zaman ilçe başkanı Sayın Halil Gökoval da yanımdaydı. Beraber müjde verdi. Ama Hala oranın altyapısı da yapılmadı, kanun üstünde yapılmadı. Her seçim döneminde AKP geliyor, bunlar yapacağız, şunları yapacağız ama hiçbir somut adım yok. Bugüne kadar AKP'nin köylere çaktığı çivi yok ama cenaze şikayeti var şimdi. İnsan üzüyor bunlar yani bir çivi çakmıyorsunuz, imar planı ile ilgili çalışma yapmıyorsunuz, bölge ile ilgili iyileştirmeye gitmiyorsunuz. Yetkilerin de çünkü iktidarın elinde, yasayı çıkarmıyorsunuz ama cenaze aracına gelince şikayet ediyor. Yani bu da çok üzücü bizim için. Şimdi e, birazdan devam edelim kısa bir ara verelim. Altyapıyı da önemliydi altyapıyla ilgili size bir sorum olacak. Sayın izleyiciler gündem programı devam edecek ama önce kısa bir aramız var. Günden programı kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz İl Genel Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Dursun Kaplan. Evet Sayın Kaplan biraz önce bahsettiğiniz bölgeyle ilgili çok önemli sorunlardan, niye bu sorunların çözme kavuşmadığından, bu neydi imar, su ve yine bir o kadar önemli olan altyapı sorunu var Marmaris köylerinde. Şu anda Marmaris köyleri birer turizm merkezi adeti ayrı ayrı e, merkeze haline geldi. Ve e, hızla da bu ivme yukarıya doğru tırmanıyor. Ancak altyapı sorunu halen çözülmedi. Niye Marmaris köylerinde altyapı sorunu çözme kavuşmadı bugüne kadar? Şimdi tabii öncelikle imar planlarının yapılması gerekiyor. İmar planları yapıldıktan sonra yolların belirlenmesi gerekiyor. Yollar belirlendikten sonra kanalizasyon sisteminin yapılması gerekiyor ve e, her köye lokal arıtmaların konması gerekiyor bana göre. Çünkü büyük projeler zaman alacaktır ama her köyün acil sorunların çözülmesi için bir lokal arıtmaların mutlaka yapılması gerekiyor. Köylerimizin başında en büyük sorun olan Selime köyüdür. Selime Köyü'nün denizi kirlenmeye başladı. Bunun için e, biz tabii ki göreve tekrar seçilsek inşallah seçileceğiz. Seçildiğimiz zaman ilk önce Selime'nin e, bu kanalizasyon altyapı, arıtma ve imar sorunlarının çözülmesi için çok yoğun çaba içerisinde olacağız. Çünkü bu koy gerçekten dünyanın en güzel koyu, köy de dünyanın en güzel köyü bu köyümüzün çok kirlenmeden kurtulması gerekiyor. Bu bu, bu yönde de bir çalışmalarımız başladı. Ve bu köyümüzü kurtaracağız ve diğer köylerimiz de tabi bunun içerisinde devam edecektir. İmar'dan kaynaklanan bir sorun olarak karşımıza tabii, tabii. çıkıyor. Evet. Şimdi tabii büyük şehir olacak. 2014 30 Mart 2014 seçimleriyle birlikte mi ola büyük şehir olacak? Büyükşehir yasası ile ilgili e, biraz daha bilgi verecek olursak izleyicilerimize. Marmaris artısı ve eksisi neler olacak bu e, Büyükşehir olmanın? Tabii Büyükşehir yasası e, AKP'nin abarttığı gibi bir yasa değil. Yani efendim şu kadar para gelecek, şu kadar gelir artacak, şunlar olacak ki anlamında e, pek o kadar bir ödeneğin geleceğini göremiyoruz. Çünkü biz bunu para Büyükşehir Belediye Başkanlığı 30'undan sonra hemen 30 Mart'ta, işte Büyükşehir Belediyesi'nin alacağı ödenek toplu olarak hesaba geçmeyecek. Aydana'ya ilin nüfusuna göre ödenekler gelecek. Bu da e, tabii ki bir ilin çok sorunları olan bir ilin hemen hizmete dönüşmesini engelliyor. Bu nedenle pek sıkıntı da olacak. Marmaris özeline geldiğimiz zaman Marmaris'in çok az köy olması nedeniyle ve e, biz de e, mevcut durumdan daha iyi olacağını iddia ediyorum ben. Şu anki mevcut durumdan daha iyi olacağını iddia ediyorum. Ancak buradaki sorun da şudur. Şimdi bu bölgede imar planı olmaması nedeniyle şimdi imar harçlarının yatması gerekiyor. Hı hı. Bu nedenle bir kere kaçak yapının önüne geçilecek. Kaçak yapının olmaması için yeni belediye yasasıyla bunlar duracak. Kaçak yapıdan zaten bir harç yatırılmıyor. Bir şey yatırılmıyor. Hatta yani mimarlar bile bir proje bedeli alamıyorlar. Bu nedenle bizi sıkıntıya sokan şu olacak. Bölgenin imar planları olmadığı için gelir artışında bir eksiklik olacak. Yani bölgedeki e, imar planlarından kaynaklanan gelir tamamen düşmüş olacak. Bu nedenle bu imar planları yapıldığı zaman da bir gelir artışı olması nedeniyle de bölgeye çevir. Tabii biz su paraları alamayacağız köyden, köylerden. 5 yıl, yıl boyunca. yıl boyunca. Evet. %25'ini alabilirsin diyor. Yani 100 lira belediyesinin veya 1500 lira verirsen bunu %25 alacaksın diyor. Zaten, Neden bu beş yıllık geçiş süreci tanınıyor? Şimdi de bu şey için yani AKP'nin gaz alma politikası bu. Yani bölgedeki insanlara bak ben sizden beş yıl para almayacağım. 5 yıl zaten göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Bir gaz alma politikası bu. Yoksa e, bunun halkın refahını yükseltmek için halka bir lütuf diye bu verilmiyor. Ama e, bu bir gaz alma politikası olduğu için 5 yıla bunu zamanla yaymış. Peki sonrasında halkanın yükü artacak. Tabii halkanın yükü artacak, artacak şimdi. Mi? Yani şimdi bölge tamamen mücavir alan içerisinde giriyor. Köy kalkıyor, mahalle oluyor. Bir kere e, sıkıntı bu. Yani köylerin mahalle olması ve beldelerin kapanıp mahalle olması bir sıkıntı yaratıyor. E, çünkü hizmeti götürme götüreceksiniz. Oradan bir size ödenek de gelmiyor. Yani bir geliriniz olmuyor sizin. Geliriniz de olsa, siz bölgenin imar planları olsa, yatırımcılar bölgeye gelse, işte tatil köyleri yapılsa, imar planlarına gerek o bölgelerde bir hareketlilik olsa. Belediyenin geliri arttıkça belediye hizmet götürecek. Şimdi köylerde biz yaklaşık beş yıl boyunca köylerden bir kuruş ödenerek gelir elde etmeden yatırım yapacağız. Yatırım Bu da tabii ki bölgemiz için sıkıntı. Yani tamam il özel idaresi yatırımlar yapıyor ama özel idare tabii köyler bir katkı sunmuyor. Genel idarenin gelen ve kendi kaynaklarını yaptığı yatırımları götürüp sunuyor. Ama belediye böyle değil. Belediye gelirini toparlayacak ki. Bir gelir toparlayacak ki ama o şey yapacak. Tabii ki bunun önlemlerini almak için e, imar planlarını getirerek bölgenin bir an önce zenginleşmesi ve kalkınması için, belediyenin genel aratması için çaba içerisinde olmayacaktır. Şimdi e, MHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Erdoğan'ın bir e, eleştirisi olmuştu. Bu e, geriye e, dönecek olursak AKP'nin iktidar olduğu süreçte CHP de yerelde iktidarda Muğla'da. Ancak AKP ve CHP e, iktidarın farklı olması, farklı partilerin olmasının Muğla'da mağduriyete yol açtığını e, savundu e, Erdoğan. E, sizin bu konuyla ilgili görüşünüz nedir? E, projeleri uygulamada zaman zaman çatışmalar e, yaşandı. E, yani de yeter desteği gördünüz mü bugüne kadar Muğla adına iktidardan? E, bu eleştiriyle ilgili de e, yorumunuz ne olacak? Tabii MHP e, Büyükşehir Belediye Başkanı bir şey söyleyecek. Onu söylemek için söylemiş. Yani o, o kelimeyi cümleyi herhalde e, ben oy alırım bunu söylersem diye öyle söylemiş. Yoksa bunun elle tutulur yani yok. Yani MHP'nin belediye başkanları da var. Dalaman Belediye Başkanı da var. Ne yapmış bugüne kadar yani orada. Mesela Fethiye Belediye Başkanı kendilerinden niye gitti? Yani bu kadar hizmet yaptıysa. Neye gitti? Onu da mı eleştiriyor? Dalaman Belediye Başkanı mı eleştiriyor? Bel'de belediye başkanları var çoğunlukta MHP'li. Bunlardan bir şey yapmadı. Yani e, bugün 2009'dan bugüne kadar e, 31 tane e, şeydi kemerimize geçmesiyle 31 tane belediye başkanımız oldu ama e, MHP'nin de 10 tane belediye başkanı var. AKP'nin de 8 tane falan bir belediye başkanı var. Yani şimdi MHP'li belediye başkanı çoğu AKP'ye geçti. Yani o artık o şeyi soruyu kendi kendine sorsun, onun sorununu kendi arasın. Diğer taraftan şunu söyleyeyim. Bugüne kadar hükümetin bırak belediyelere yardım etmeyi, bırak özel idaresine kaynak aktarıp yardım etmeyi hep engel olmuştur. Bakın şimdi az önce göstermiş olduğum şu raporda şu raporla ilgili içinde içeriğinde var bu raporun. Okumaya, onunla ilgili bir özet çıkardım ben şuraya. Şöyle bir özet çıkardım. 1991 yılında iktidara gelen SHP hükümeti döneminde biz o dönemde ilçe yönetim kurulu Ben. O dönemin ilçe başkanlarıyla beraber biz kalkıp Ankara'ya gittik. Buradaki belediyelerin tamamı Anavatan vatan partili. Bizde ilçe alakası yok. Bize o dönemlerde belediye başkanları halkın bize anons arabası vermemesi için mücadele verdi. Bize anons arabası vermediler. Biz iki seçimde 91 ve 95 seçimde de anos arabalarını birini Söğüt'ten getirdik. Bir tanesini Fethiye'den getirdik. ana araba. Halk bize korkusun ana arabası vermedi. Buna rağmen biz kalkıp Ankara'ya gittik. Ankara'ya gidişimizde Armutalan'ın 5 binlik ve Beldebi'nin 5 binlik planlarını o dönemdeki Bayındırlık Bakanlığı onaylattık ve getirdik. Şimdi o dönem belediye başkanları ve muhtarı Belediye muhtarı o zaman Şaban Yıldırım'dı. Belediye başkanı. Bunu çok iyi bilirler. Gitti ve onayladık getirdik. Başka bir konu. Selimiye'den Bozburun'a olan yolun açılması için ödenek çıkarttık. O zaman 36 milyon falan milyar civarında bir ödeneği o bölgede yolun açılması için bir ödenek çıkartarak bölgedeki yolaştırdık. Onun dışında bir sel oldu biliyorsunuz. Belki sizin o zaman çocukluğunuza falan denk gelmiştir. Marmaris'te bir sel oldu. Bu sel de dönemin bayındırlık Bakanı'nı buraya getirdik Erman Şahin'i. Çok ciddi anlamda hiç kimsenin burnu kanamamasına rağmen. Bir tane ölüm olmamasına rağmen afet bölgesi ilan ettirdik. Ve 42 milyar lira o zaman sanıyorum bugünkü 42 milyon lira bugünkü parayla biz İsmet Karadeniz'in belediye başkanlığına ve afet olması nedeniyle para aktardık. Ve Marmaris'in yeniden yapılan yapılanmaya gitti o dönemde. Şimdiki belediye, şimdiki hükümete bakıyorum. Ne şikayet ediyor? Saman iskelesi şikayet ediyor. Şimdiki hükümet. Bırakın bize yardımcı olmayı. Meydan yapıyorsun, meydanı şikayet ediyor. O dönemde farklı partiler olmamıza rağmen, iktidarda bizim olmamıza, hatta koalisyon hükümeti olmamıza rağmen, çok büyük yoğun çaba içerisinde girerek Marmaris'e hizmet getirmek için, büyük çabalar sarf ederken, bugünkü hükümet ise maalesef şikayet etmekten başka hiçbir şey yapmıyor. Bırakın Marmaris halkının işlerini kolaylaştırması. Bırakın Marmaris'in sorunlarını çözmeyi yapmış olduğunu hizmeti şikayet etmekle günlerini geçirmeye çalışıyorlar. Yakışmıyor. Yani bir siyasetçi niye siyasi partiler kurur? Hizmet etmek için kurulur. Siyasi parti niye iktidara gelir? Hizmet etmek için gelir. Eğer sen hizmet etmek için siyasi parti kurmamışsan, iktidara geldiğinde hizmet etmek için yapmamışsan o zaman bu işi bırakacaksın. Maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Marmaris'teki yöneticileri geçmişten bugüne kadar hepsi Marmaris'in önündeki hizmetleri engellemek için çaba içerisine girmiş. Zaman İskele'si'den derken yani Türkpenistan Parkı'nda yapılmak istenen tabii. çay bahçesi için olan seyir terasından evet. bahsediyorsunuz. Şikayet konusu bu da olmuştu. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde çoğu insan tenzih ediyorum. Yani bu konuya tabii ki duyarlı olanlar gerçekten başkanın yaptığı, Marmaris Belediye Başkanının yaptığı, bizim yaptığımız hizmetleri ben arkadaşlarımız var. Onları tenzih ederek söylüyorum. Aknetlilere söylüyorum bunu. Gerçekten Marmaris'e yakışan şeyleri bugüne kadar yapmamışlardır. Yakışan şey de Marmaris'e hizmet etmektir. Evet yine Marmaris'e gelmeden önce Muğla ile ilgili, Muğla'nın geneliyle ilgili bir e, konu daha var. Bu da önemli. Aslında Marmaris için de çok önemli. Çünkü Marmaris'in de yaklaşık %70'inde maden e, ruhsatının verildiği yönünde daha önce de açıklamalarınız olmuştu. E, nitekim yine geçtiğimiz yıllarda Osmaniye köyünde manganez maden ocağına karşı da bir dava açılmış, kazanılmıştı. Yani Marmaris'in aslında yumuşak karnıdır maden. E, bu Büyükşehir yasası ile ilgili de yeni bir değişiklik gündeme geldi. Maden e, GSM ruhsatlarının yetkisi valiliğe verildi. Sizin bu konuyla ilgili eleştirileriniz oldu. Sizce bu konu neden sakıncalı, neden bu yetki valiliğe verilmemeli? E, Muğla'ya nasıl zararlar verecek sizin görüşünüzde? Şimdi e, tabii ki bu kadar duyarlı insanın yaşadığı bir Muğla'da, çevrecilerin çok yoğun olduğu yaşadığı bir Muğla'da maalesef bunun önüne geçemedik. Geçemiyoruz. Muğla'nın %72'si orman alanı. %70'i orman alanı. 1124 kilometre kıyı uzunluğu olan 350 50 tane gerçekten e, mavi yolculuğa uygun olarak koylarda yatların konakladığı koyu olan bir coğrafyada 13.338 kilometre alanı kaplayan bir coğrafya, dünyanın cennet bölgesinde bu kadar maden ocağının, bu kadar e, maden arama ruhsatının bulunması Muğla'ya yakışmıyor, bana da yakışmıyor, hiçbir yakışmıyor. Buna isyan etmeyen bu halkımıza hiç yakışmıyor. Bir kere buna isyan etmesi gerekiyor bu halkın. Şimdi bir şehir düşünün, %70'i orman, %72'sinde maden arama ruhsatı var. Bir şehir düşünün, %70'i orman, %85'inde jeotermal su arama ruhsatı var. Bu kadar denetleme olmasına rağmen il, il özel arasında bunun üzerinde çok durduk biz. İlgâh meclis olarak komisyonlar kurduk, üzerlerine gittik. Bunlar rağmen bugün şu saat itibariyle Muğla'da 480 tane maden ocağı çalışmaktadır. Milas, Yatağan ve de bizim Gökova bölgesinin arka tarafları bitmiş durumdadır şu anda. Yok olmuş durumdadır. Tarımar olmuştur artık. Her tarafı e, baktığınız zaman bitki örtülerinin tamamı yok olmuştur. Şimdi Muğla'da 40 bin tane maden arama ruhsatı var. Şimdi 40 bin tane maden arama ruhsatını denetleyenler yok sayıldı. Belediyeler yok sayıldı. Ve İlyas il 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 yok sayıldı. Bunun yetkisi Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'na verildi. Muğla'da kurulan, yeni kurulan bu yasayla beraber Büyükşehir yasası ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'na verildi. Koordinasyon Kurulu'nun başkanı kim? Vali. Vali kimin adamı? Adana'da valisinde gördüğümüz gibi hükümetin adamı. Hükümet yukarıdan gelen talimatları kim uygulayacak? Vali uygulayacak. Vali başbakanın verdiği talimatın dışına çıkamayacak. Ve bu ruhsatların tamamını bu koordinasyon kurulu başkanlığı verecek. Şimdi ne olacak o zaman? 40 bin tane maden arama ruhsatının Muğla'da harekete geçtiğini düşünün siz. Muğla'nın hiçbir dağ taşı kalmayacak. Ve her yer her yer yok olacak bu doğa bu güzellik bu deniz bu körfezler tamamına yok olacak. Buna karşı durmamız gerekiyor. Bize ne kalıyor sadece mahkemeye gitmek kalıyor. Peki bu ruhsatların iptaliyle ilgili e, girişimlerde bulunuldu mu bugüne kadar? E, böyle bir girişim mümkün mü? Sonuç Şimdi, verir miydi? Duyarlı olan bölgelerde Hı -hı. bulunuyoruz. Ben şey bu işin içine girdikten sonra en duyarlı bölge bölge Bodrum sanıyordum. Ama Bodrum'a bir gittim. Bodrum'un yalı çiftlik tarafı tamamına yok olmuş durumda. Oraya bir gidiyorsun kaynak taş Ormanı tamamen yok etmiş durumda. Bu bölgede sadece tek duyarların Marmaris kalmış. Yani Marmaris'teki duyarlı insanların mücadelesi sonucu Marmaris'teki madenler engellendi. Ama maalesef öbür bölgelerimizde Marmaris kadar duyarlı Muğla halkına pek rastlayamadık. O nedenle Muğla halkının bu konuya çok duyarlı olması lazım. Bundan sonra doğa katliamlarının önü açılacak. Valilik gelen talimatları uygulamaya çalışacak. GSM ruhsatlarını koordinasyon kurulu başkanlığı vereceği için gerçekten muğla elden gidecek. Bu, bunu şimdiden dikkatini çekmek istiyorum. Tabii bunun mücadelesinin evet. içinde olduğumuz sürece de vermeye çalışacağız. Peki il özel idaresindeydi değil mi daha önce bu? Tabii il ülke... özel Giresun'da ustalıklarını o veriyordu. Biz evet. denetleme yapıyorduk. Bizim çevre komisyonumuz da çevre ve sağlık evet. komisyonumuz var. Bunun yerlerine gidiyordu. Bunları denetliyordu. Denetim komisyonlarımız e, bunların fişlerine bakıyordu. Giriş çıkış fişlerine çünkü o fişe göre bize para yatırılıyor, devlet hakkı alınıyor. Onları kontrol ediyorduk. Ama bunlara rağmen biz yine 480 tane önüne geçemedik. Ama bundan sonra başı boş bir yapı geliyor ortaya. Şimdi Marmaris'e gelecek olursak Marmaris'le ilgili yine çevre ilişkin bir proje yakın zamanda gündeme geldi. AKP Marmaris Belediye Başkanı aday adayı Doğan Tugay açıkladı bu projeyi. E, makilik alanların turizme açılması önerisini e, evet. anlattı. Başbakan Erdoğan geldiği zaman bu görüşün onunla da paylaştığını söyledi. Erdoğan'a da bu e, öneriye sıcak baktığını belirtti. Hatta e, Veysel Eroğlu, Bakan Veysel Eroğlu da bu görüşme sırasında yanlarındaymış. E, Doğan Tugay'dan bir proje hazırlamasını Bakan Eroğlu'nun da bu projenin takip etmesi yönünde de bir o sırada talimat vermiş. Şimdi makilik alanların turizme açılması ile ilgili sizin görüşünüz nedir? Şimdi tabii e, ee, üzücü olan konu şudur. Bu hükümetin çıkarmış olduğu bir yasa daha var. Bu yasa ağaçlandırma yasası. Şimdi e, %72'si orman olan hatta bir vatandaş tarlasını bir yıl ekmediği zaman veya tarlasını işlemediği zaman bir bakıyor insan boyu çam ağacı meydana gelmiş, ağaçlar meydana gelmiş. Bu kadar verimli olan, doğa anlamda verimli olan, yağmuru bol olan, güneşi bol olan bir yerde bitki kendiliğinden yetişiyor zaten hemen. Burada bir kere makilik alan yok. Yani marjinal tarım alanı yok bu bölgede. Sanıyorum ki e, makilik alan dediği bu hazine arazilerinden bahsediliyor. Veya orman alanlarından bahsediliyor. Çünkü buranın en büyük sorunu, Doğan Tugay sanıyorum ki bu konuyu e, ben şu gazetede de var. E, okurken gerçekten üzüntü duydum. Bir iktidar partisinin belediye başkanı sanki kafadan savma gibi bir açıklama yapmış. Böyle projeler açıklanmaz. Yani bir belediye başkanı, iktidar partisinin bir belediye başkanı sanki bunu birisi belediye başkanı olarak atamış, o da kafana göre bir şey söylemiş gibi bir açıklama olarak görüyorum ben bunu. Oysa ki bu bölgede en büyük ticari anlamda rantı olan kişi Sayın Tugay. E, Tugay'ın bu kadar Marmaris'e duyarlı olması gerekiyor. Bu bölgedeki orman alanlarını benden çok Sayın Tugay'ın koruması gerekiyor. Bu bölgedeki marjinal Tarım şey, Marjinal orman alanlarının ağaçlandırılarak ve doğaya güzelliğini sağlaması Doğan Tugay'ın projesinde olması gerekirken böyle bir açıklama yapmış. Talihsiz bir açıklamadır. Şimdi bu bölgenin en büyük sorunu şudur. Eğer bu arkadaşlarımız gerçekten bunu yapacaksa. Bu bölgenin imar planları gelmesi gerekiyor. Şimdi bu bölgenin imar planları geldikten sonra vatandaşın elinde bulunan alanlar, araziler marjinal tarım alanları Bunlar imara açıldıktan sonra tatil köyleri yapılacak, bu bölgeye oteller yapılacak, bu bölgede insanlar ticaret yapacak. Sonra e, ihtiyaç varsa, gerçekten arz ve talep varsa, bir bölgede marjinal alan varsa orayı açmak için uğraşırsınız. Ama siz bölgenin imar planlarını getirmemişsiniz. Vatandaş, yani zengin toprakların fakir bekçisi haline getirilmiş. İnsanlar burada evlerini yapamaz duruma gelmiş, sıkıntı içerisinde yaşıyor. E sen e, ben orman alanını işte ev yapacak. Kime yapacaksın? Kime vereceksin bunu? Nasıl bir projedir bu? Bu projeyi gerçekten söylerken e, kendisi inandı mı acaba? Yani şimdi bırakın Marmaris inandı mı? Buna biz nasıl ki Osmaniye'deki bir maden alanına nasıl ki direndiysek direnç gösterdiysek e, zaten iktidara falan gelemeyecekler de gelemeyeceği için herhalde bunları söylüyor. Yani halkın kafasını da bulandırmak için. E, bu anlamda çok talihsiz bir açıklamadır diye düşünüyorum ben bu konuyu. Evet yine Marmaris ile ilgili tabi detay verilmedi ama Günüceğin ismi de geçti. Günlücek Milli Park aynı zamanda. Burası ile ilgili bir proje uygulanabilir mi ya da orada herhangi bir turizme yönelik farklı bir konsept geliştirilebilir mi? Nedir oranın statüsü? Sayın Lütiyanoğlu burada valiyken bir koordinasyon kurulu toplantısında şunu söylemiştim. Oradaki koordinasyon kurulu olanlar bana gülmüştü. Efendim Günücekte bir tesis kuruldu. Müziğin sesinden ağaçlar kuruyor demiştim ben o zaman. Dibine dökülen çakıldan, betondan oradaki günlük ağaçları kuruyor, yok olmaya başlamış demiştim. Siz Marmaris'te kaymakamlık yapan birisi olarak lütfen el atın demiştim. Ve Lütfiye Yanoğlu o dönemdeki şey iptal etti. Süresi biten sözleşmeyi iptal ederek güncek ormanını kurtarmaya çalıştık. Bugün ee, günlücek Marmaris'in yüz akıdır. Bakın bu az önce bahsetmiş olduğum raporda şu da yazıyor. İçmelerden Marmaris'e olan Turban'a kadar olan alandaki yerler birbirine peşkeş çekiliyor. Diye yazmışız biz. Lütfen buna el atın. Bu peşkeş çekilen yerleri durdurun. Milletin piknik yapacak, eğlenecek, gidecek yerler yok diye bu 95 yılında raporda yazıyor bizim. O dönemdeki Bayın Bakanına göndermişiz. Bugün halkın nefes aldığı gezece tek yer Gülnücek kalmış. Gülnücek'le ilgili oranın bir Milli Parklar Müdürü var. Milli Parkların Müdürü bu konuyla ilgili yetişmiş uzman bir elemandır. İlgili belediyeyle bir araya gelerek o günlük ağaçların nasıl kurtulacağını bir proje hazırlaması gerekiyor. Bununla ilgili o bölgenin gerçekten iyileştirmeye giderek Marmaris halkının nefes alacağı bölge haline getirmesi gerekiyor. Onun dışındaki yapılacak her türlü yapılaşmaya karşı olduğumuzu herkesin bilmesini gerektiğini söylüyor. Yine e, söz açılmışken Orhaniye'deki kız Kızkumu ile ilgili de endişeler var. Özellikle çevrecilerin e, ortaya koyduğu endişeler var. Oradaki e, yoğunluktan dolayı Kızkumu'nun e, şu anda tahribat uğradığı, o e, yükseklik e, konusunda sıkıntılar olduğu siz o konuyu takip ettiniz mi? Orhaniye'deki kıskım, kıskımıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Kıskımıyla ilgili arkadaşımızın birisi önerge verdi. Onun araştırmasını biz ilgilenmesinde yapmıştık. E, tabii kıskımı çok yüklenmeden dolayı ve tahribat oluyor. Tahribat görüyor. Gerçek dünyanın en güzel yerlerinden birisidir kıskımı. Korum altına alınması gerekiyor. E, bana göre çözümü oraya bir turnike konarak, günlük kişi gezme sayısını belirleyerek Kaç kişi gezecekse bu konuyla ilgili uzman yetkili teknik alamanlar burada bir çalışma yaparak üniversiteden yardım alınabilir. Bu konuyla ilgili bir çalışma yaparak bir turnike koyup kaç kişi günlük gezeceğini tespit edip ondan fazla insan orada gezdirmemek gerekiyor. Rastgele de herkesi oraya bırakmamak gerekiyor. Yani bu konuyla ilgili sanıyorum kız olan yer muhtarlığa aitti belediyeye geçiyor. Belediyemiz bu konuyla ilgili bir proje yaparak buranın iyileştirmesiyle ilgili burada bir önlem almasıyla ilgili bir çalışma içerisinde olacaktır. Evet şimdi artık yavaş yavaş programın da sonuna geliyoruz. İl Genel Meclisi'nin ben çalışmaları ne kadar süre daha devam edecek? Seçimle birlikte zaten e, İl Genel Meclisi ortadan kalkıyor. Biraz Valilik Başkanlığı'nda bir koordinasyon kurulu oluşturulacak. Bu kurul nasıl bir kurul olacak? Sizden bir de o konuyla ilgili bilgi alalım. İzleyicilerimizin de aklına soru işler oluşmuştur diye düşünüyorum. Tabii biz de e, 2000... 14 yılının 30 Mart'ına kadar seçilmiş insanlarız. Orada devletin işleri aslamaması için oradaki görevimize devam ediyoruz. Bizim son toplantımız Mart ayının ilk pazartesinden Cuma gününe kadar devam edecek. Tabii ki olağanüstü bir işe uğrursa yine toplantılarımız devam edecek. 30 Mart'a kadar bizim çalışmalarımız bölgeyle ilgili devam ediyor. Çünkü devlette devamlılık vardır. Biz seçilmiş insanlar halkın verdiği sorumluluğu yerine getirmek Getirmemiz gerekiyor. Koordinasyon Kurulu tabii az önce söylediğim gibi belediyelerin başında yani ben biraz daha halk diliyle konuşayım. Bela bir kurum bu kurulan koordinasyon kurulu. Çünkü denetim denetleme yapacak. Yani atanmış bir valinin atanmış bir valinin seçilmiş bir belediye başkanına emir verecek. Bu dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde böyle bir şey yoktur. Bu AKP'nin işte sahil bölgelerinde belediyeleri kaybedersem endişesine kapılarak böyle bir koordinasyon kurulu başkanlığını oluşturmasından kaynaklanıyor. Kimler var bu kurulda? Bu kurulda vali var. <laughs> e, valinin içinde daire müdürleri olacak <laughs> bu kurulun içerisinde. Vali yardımcıları var. Bunlar ne olacak. Kaymakamlar belki kısmen de. Yaptığı, yaptığı mı denetleyecek? İcraatları bütçesini onaylayacak gibi bir şey var. Yani bu Demokratik ülkelerde olmayan bir şey. Tasfiye Kurulu var şu anda. Tasfiye yerleştirme bir kurulu bir kurul var. Bu şu anda çalışmaya başladı. Bu kurul da umarım adaletli olur. Denizli'de tüm özel idarenin gayrimenkullerinin büyük verilmesi için bu tasfiye kurulu karar alıyor. Ama Muğla'da hala daha oluşmadı, kurulmadı. Çalışmasına başlamadı. Bu kurulun bir an önce çalışarak özel idarenin tüm mal varlıklarının hı hı. ve tahsisli bütün orman arazilerinin ve yerlerin ilçelerde, ilçe belediyelerine, ilde de büyükşehir belediyesine verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili tabi takip ediyoruz. Bunun da çalışmalarımız var. Bu nedenle görevimiz devam ediyor bizim. Evet. Dursun Bey, şimdi geçtiğimiz gün hafta sonu gelen CHP Muğla İl Başkanı, burada CHP'nin hedefine ilişkin açıklamalarda bulundu. Marmaris için rakam verdi, Muğla için de aynı şekilde. Yine e, sizin bu yerel seçime ilişkin hedefiniz nedir? E, öngörünüz nedir? Programı kapatmadan önce evet. kısaca bir değerlendirmeliyim. Öyle bir soru soracağım bildiğim için şeyi de getirdim. Biz 2004 yılında göreve geldik. 2004 yılında göreve geldiğimde %46 oyla seçilmişiz. Ben de o dönemde İl Genel Meclisi üyesi oldum. Bu ikinci dönemim. Biz %46 oy almışız. Son seçimde de bizim aldığımız oyu %52 oy almışız. Yani 6 puan oylarımızı her seçim döneminde artır artır gitmişiz. Çünkü hiçbir zaman halkımız hizmet yapmazsanız oy vermez. Demek ki halkımızın istekleri doğrusunda hizmet yaparak biz yolumuza devam ediyoruz. Bu seçimde ben inanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi %65'in üzerine oy alacaktır. Çünkü şunu söyleyeyim. Zengin toprakların fakir bekçisi olan köylerimiz kalkınacak. Bu yoksul hale getirilen bu köylerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel iktidarında gerçekten tahmin etmedikleri kadar zenginleşecektir. Çünkü biz bölgenin imar planlarını getirdiğimiz zaman susuz olan köylerimize Marmaris barajından suyu verdiğimiz andan itibaren bölgede çok ciddi anlamda bir kalkınma olacaktır. Bunu herkesin bilmesinde fayda var. Çünkü şöyle düşünün. Marmaris Belediyesi'ni göz önünde alsın herkes. Devletten bir lira para almadan, bir lira yardım almadan, bir kuruş devletten ödenek gelmeden bu kadar hizmet etmiş ise köylerimizden de hiç devlet bir lira para vermese tüm beldelerin ve köylerden gelen ödeneklerin toplamında bütün bölgemiz, bütün olarak belde, köy ayrımı yapmadan gerçekten çok zenginleşecektir. Şunu iddia ediyorum. Kent de Hizmet anlamında, yani köylünün dokusunu bozmadan, köylünün e, şu anda hayvancılığına, arıcılığına, tarımına dokunmadan, hatta bunları geliştirerek bunlara dokunmadan, kentimizde ne varsa, hangi hizmet varsa halkın rahatlığı açısından köylerimizde de olacaktır. Yaşlılarımızın bakımıyla ilgili olsun, imar planlarıyla ilgili olsun, tip projeler olsun, örneğin her köyün mesela tip projesi olması gerekiyor. Her köyde Söğüt köyünün, Söğüt'ün özelliğine göre proje yapılarak evlerin olması gerekiyor. Aynı Akyaka'da olduğu gibi. Çetli belinde, başka köylerimizde ayrı projelerin hazırlanarak. Bütün bunlarla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel iktidarında köylerimiz gerçekten hem kalkınacak, bütün bugün var olan beldelerimiz eskisinden daha çok hizmet alacak. Bütünlük içerisinde hizmete devam edeceğiz. Ben %65 oy bekliyorum. Ve tekrar buradan sözlerin biterken hatırlatıyorum. Herkes sandığa geçsin ismine baksın. Çünkü bu çok önemli bir seçim. Bugün ayakkabı kutularında paraların çıktığı bir dönemde, yolsuzlukların, hırsızlıkların olduğu bir dönemde halk artık bu yönetime dur demeli ve kendini idare edecek, kendiyle beraber barışık olan, kendine sahip çıkan bir yönetime sahip çıkmalı diye düşünüyorum. Evet Dursun Kaplan çok teşekkür ediyoruz program Bilmiyorum. konu olduğunuz için. Sayın izleyiciler gündem programının konuğu İl Genel Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Dursun Kaplan'dı. İl Genel Meclisi'nin 2009 yılından bugüne kadar hayata geçirdiği projeleri anlattı Dursun Kaplan. Gündemde öne çıkan gelişmeleri değerlendirdi. Sizler de bizim sohbetimize ortak oldunuz. Şimdilik hoşçakalın.